Ne oluyor burada? Bu gürültü nedir? Abi. Gerçek şu dedi. Gerçekte ben. Tamam, sakin. Gerçekte Ece suçsuz dedeciğim. İşlemi yapan Ece değilmiş. Hangi işlemi yapan? Yine mi ortalığı karıştırdılar? Ferit boş yere kimseyi suçlamaz. Kesin bu kız bir şey yapmıştır. Biri Ece'nin bilgisayarına girmiş. Kim bu? Temizlik elemanlarımızdan biri. Hakan Bey şu anda temizlik şirketinin sahibiyle toplantı yapıyor. Anlatır mısınız bana burada ne oluyor? Kampanyayı biri sabote etmeye çalıştı dedi. Odalara çift rezervasyon yapmışlar. Güvenlik müdürü sabotajın Ece'nin bilgisayarından yapıldığını tespit edince... Sen de sorgu sual yapmadan bunu Ece'nin yaptığından şüphelendirdin, öyle mi? İşiniz de odama. Laf mı dinliyorsunuz siz? Hadi işinizin başına. Ece biraz izin verir misin Bahar kızım? Evet Ferit. Seni dinliyorum oğlum. Anlamadan, sormadan Ece'yi niye suçladın? Ferit bizi uyarmıştı dedi. Bizimle uğraşanlar bulunana kadar göz önünde olmayın demişti. Ama biz onu dinlemedik. Cevap vermiyor musun Ferit? Ben sana böyle mi öğrettim oğlum? Sen cevap vermeyeceğin şeyleri yapmazdın. Hem de ailenden birisine. Dedem. Ailemize daha dün dahil olmuş birisi için ne düşünmemi bekliyordun? Dün de girse, bugün de girse o benim torunum. Senin de kuzenin. Haklısın. Haklısın dedir. Müsaadenizle. Biraz kendi haline bırak. Çok yoruldu. Tamam dedi. Çok zarar var mı peki? Ferit. Nereye gidiyorsun oğlum? Otele. Akşam orada kalırım hala, beni beklemeyin. Serdar, sen nereye? Çıkıyorum, sonra konuşuruz. Serdar.
Sonra değil. Şimdi konuşacağız. Ferit Bey gidiyor. Peri nerede kaldı acaba? Ya bir çıkıp baksak mı? Ne iyi var abi? Kızın ayağının altında niye dolaşalım? O fırsatını bulduğu zaman nasıl olsa gelecekti. Ah ulan Peri'yi zora sokmayacağımı bilsem bilirdim o Ferit denen herife ne yapacağımı da. Aman abi sakın diyeyim. Ya. Hay. Anlamadım ben. Gidiyor muyuz, kalıyor muyuz? Ne yapacaksın Rafet? Yemek. Ya bunun dibi tuttu. Kalacaksak kovulmamak için yenisini yapmamız lazım. Azar işitmeyelim şimdi. Çekil şuradan. Ay gitti yemeğim. Ay gitti. Ay canım yemek gitti. Tüh. Hayır demedi demeyin sonra. Tamam Rafet, tamam. Dedem, ben gideyim de sen de dinlen biraz ha. Biraz konuşalım mı? Konuşalım. Ferit'e kırıldın, biliyorum. Ama o da hatasını anladı. Ben torunumu bilirim. Bak yüreğini de bilirim. Gör bak. Gelip kendisi senden özür dileyecek. Dedeciğim. O değil de ben... Ben... Denedim. Galiba en doğrusu benim. Dedeciğim ben Almanya'ya dönmek istiyorum. Önce anneni... Sonra sana karşı vebalim çok büyük. Bunu nasıl ödeyeceğim bilemiyorum. Neden böyle bir şey demek istemedim? Sen beni yanlış anladın. Senin kocaman bir yüreğin var. Annenin yüreği var sende. Ona atalık etmemiş bir adama baba deyip bağrına basmış bir ananın kızısın sen. Sana yuva olmak, bağrına basmak için sarıp sarmalarken eğer bir yerini incittiysem... Dedeciğim yok öyle değil. Öyle değil. Ben sizi daha fazla zor durumda bırakmayayım diye. Evlat hiç ailesine zor gelir mi? Başının içinde taşır daha çok. Yani ben, yani biz seni kırdıysak eğer... Hatalarımızı telafi etmek için gitme kal. Kızım, annenin ruhunun huzur bulması için kal. İlişkiler Departmanı durumun basına sızmasını engelledi. Biraz maliyetli oldu tabii ama her şey kontrol altında. Sen nasılsın? Dedemin söylediklerini düşünüyorum. Sonuçta deden kızın gerçek yüzünü bilmiyor ki sevgilim. Sen şüphelenmekte sonuna kadar haklıydın. Hem sonra Hakan Bey... Gonca. Hiçbir şey yaptığım hatayı haklı çıkarmaz. Sonuçta ben düşünmeden davrandım. Yalancı olduğu için tuttuk. Zeki olduğu için değil. Goncacığım kız zeki zaten.
Kaldı ki iyi yalan söylemek için pratik bir zekaya sahip olmak lazım. Doğru söylüyorsun hayatım. Ama sen de kendine bu kadar yüklenme. Sorun sende değil ki, Peri'de. Ve o kızdan kurtulmadığımız sürece de başımız beladan kurtulmayacak. Tamam Gonca'cığım, vakti geldiği zaman yollarımızı ayırırız. Şu an daha büyük problemlerimiz var. Evet ama bir ay dediğin de göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Ya bu kız ailesine kalacak bir yer bulursa? O yüzden ondan önce davranmalıyız. Peki Gonca'cığım, tamam. Ne var aklında söyle, dinliyorum. Gerçek kuzeni bulacağız. Ya bak bir dakika, hemen sinirlenme. Biliyorum sen de bunun için uğraşıyorsun ama küçücük bir yardım kimseye zararı olmaz. Ben bu konuyla alakalı kimseye güvenemem. Özellikle şu anda bu problem varken. İşte ben de bu yüzden mesleği sır tutmak olan birini buldum. Ve şu anda bizden haber bekliyor. Hemen karar vermek zorunda değilsin ama en azından bir düşün. Ben kefilim. Ya işler iyice çığırından çıktı be abi. Vallahi ben bir yerlerde doğruları söyleyip böyle patlak vermekten o kadar korkuyorum ki. Rıfet, hele bir. Kızım. Peri. Çok merak ettik seni. Canına sıktı, üzdüler mi? Ya yok babacığım. Çözülecek inşallah. Bence çözülmeyecek. Daha da büyüyecek. Bizim için önemli olan tek şey sensin. Ya en iyisi çekip gitmek. Gerisini Ferit Koçoğlu düşünsün. İyi de iyi. İdris'e olan borcumuz ne olacak abi? Ya başlarım şimdi İdris'ine. Nerede olduğumuzu bilmiyor ki. Başka yerlerde çalışıp öderiz. İyi de nerede çalışıp, nerede ödeyeceğiz? Nerede yatacağız, nerede kalacağız? Onu da hallederiz. Biz beraber kalalım yeter ki. Her yer ev olur bize be. Ya ben bu ailenin ferdi olmaktan gurur duyuyorum ya. İyi ki varsınız. Halanla amcam da dahil mi? Aa, deme öyle. Ama yine de gidemeyiz. Neden? Ya ben Hüseyin dedi, öylece bırakıp gidemem hala. Öyle bir konuştu ki bildiğin içim parçalandı ya. Ferit gerçek Ece'yi bulsun, getirsin. Dedeyi ona emanet edeyim. Ondan sonra gideriz, olur mu? Anlaştık mı aslan ailesi? Ay, ben yakalanmadan gideyim. Siz de sakın fire vermeyin, tamam mı? Tamam. Dikkat et çocuğum, dikkat et. Hadi anneciğim. Hadi. Ya bak demedi demeyin ama ben artık gerçekten bir yerlerde bülbül gibi öteceğim, haberiniz olsun. Vallahi bu kadar yalan hepimizi komaya sokar be abi. Rıfet, o zaman komaya ilk gelen sen ol ha. Abi, 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 ne abi, sakın, abi, abi sakın, abi sakın, abi sakın, abi sakın, abi. Bugün olan bitenlerle ilgili sen ne düşünüyorsun Cüneyt? Hangi olan biten? Ne demek hangi olan biten? Kızın otelde karıştırdığı işleri diyorum. Hangi kızın? Hayatımızda kaç tane iş karıştıran kız var? Hayatım, kızların bulunduğu her yerde işler biraz karışıktır. Bu sizin doğanızda var. Ama sadece biri bizimle uğraşıyor. Evet, biri bizimle uğraşıyor ama o Ece değil. Dinlemedin mi Serdar'ı? Kızın bir suçu yokmuş. Şimdi pulunu, pırtını, eşyalarını, aileni, neyin varsa topla, defol git hayatımdan. Thank you.
sana şimdi değil. Doğduğunda sarılmak isterdim. Tamam, tamam. Üzme kendini, üzme. Gelecek. Hiçbir evlat annesiz kalmaya dayanamaz. Tamam. Hatasını anlayıp özür dileyecek senden. Bak bakayım bana. Doğru. Hadi kay. Kay Edacığım. Azıcık uzanayım şöyle. Ay. 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 Sıcacık. İdris abi ya, Elmas Hanım'dır bu ya. Nihat Efendi. Günaydın kızım. Günaydın baba. Nihat Efendi. Peri. Peri. Saat kaç, saat kaç? Ya kızım senin burada ne işin var ya? Ay Allah kahretmesin ya. Sen bu kızı niye yanına alıyorsun? Ah canım. Ah. Sen gazete ilan ver. Aklımı kaybettim. Lüzumsuz. Yok yok. Hanım bir suç yok baba, benim hatam, ben geldim ben. Ay siz neredesiniz? Ay saat kaç oldu, hala ortada yoksunuz. Oo, ben şimdi hangi doğruyu söyleyeceğim? Ben çıldıracağım. Tamam bir dakika şimdi. Onun ismi Peri Ece değil. O bizim kızımız, sizin torununuz değil. Ayrıca da biz hizmetli değiliz. Of! Tamam sakin olun. Ben Elmas Hanım'ı idare edip sakinleştirirken siz de Peri'yi dışarı çıkartın. Hadi bana eyvallah. Nihat Bey. Saat kaç oldu? Niye kahvaltı hala hazır değil? Üzerinize afiyet. Soğuk algınlığına yakalandık Elmas Hanım. Virüsü kapmışız. Yani üçünüz birden mi? Bir virüs mu Elmas Hanım? Bunlar akraba, ikisine girmeyelim mi diyecekler? Aman! Ne saçmalıyorsunuz siz? Estağfurullah efendim. Tıbbi bir konudan konuşuyorum. Neyse uzatmayın. Hemen ellerinizi sterilize edin. Yoksa başka bir yerde iş bulmak zorunda kalırsınız. Hiç merak etmeyin. Herkes elini yüzünü yıkayana kadar kahvaltı hazırdır efendim. Yüzüme yüzüme. Siz ne yapıyorsunuz orada? Yani servisi pijama ile mi yapacaksınız Allah aşkına? Kahvaltıyı hazırlayın. Hadi. Günaydın herkese. Günaydın. Günaydın oğlum. Günaydın, sen burada mı kaldın? Evet ama kahvaltıya yetişemedim sanırım ha. Yumurtayla reçelgileri çok oldu mu? Henüz gelmediler. Bekliyoruz. Daha doğrusu umuyoruz. Tabii insan yoğun olunca kahvaltısı da röter yapabiliyor. Sabah şakaların beklenen tepkiyi almadığına göre... Cüneyt bir şey söylemeyecek misin? Çocuklar. Aa.
Günaydın. Günaydın. Ya ben kahvaltı için gelmiştim ama. Birazdan hazır olur inşallah. Kızım sen böyle mi oturacaksın kahvaltıya? Git üstüne bir şeyler giy, hadi. Ay abi bu ne rezillik? Ne yapacağız biz bunlarla? Sağ ol Goncacığım. Terasa masa hazırlattım, hadi gel kahvaltı edelim. Benim eve gitmem lazım. Dedem beni görmezse gönül koydum zanneder. Tamam Ferit, o zaman işinden ve ailenden arta kalan zamanlarda görüşürüz. Gonca, aileme ve işime karşı olan sorumluluklarımı biliyorsun. Her ikisine de dahil olmadığımı bilmiyordum. Hayır. Haklısın, tamam. Hadi sen geç masaya, ben de duş alıp geleyim. Olmazsa beraber gideriz eve toplantıdan sonra. Herkesin stresten iştahı kapanacak. Ya gidelim içeride bekleyelim, kurulunca oturalım, olmuyor mu? Aa, çalışanlara psikolojik baskı uygulanıyor abi, fark etmedin mi? Baran'la rezil olmak böyle bir şey herhalde. Nihal karıcığım, yangına körükle gitme. Neymiş efendim? Rahatsızlanmışlar da, geç kalmışlar da. Mış da mış. Yani kimin önerdiği umurumda bile değil. Eğer bir daha hata yaparlarsa işlerine son veririm, o kadar. Ay aman halacığım ya, ne var bunda? İnsanlık hali bak. Biz de onlara yardım edelim, elimizle mi yapışır, ne olacak? Hop bende bu. Hop süpersin. Evet, işte kahvaltıyı biz hazırladık diye Koçoğlu hisleri düşmez ya. Kızım ne yapıyorsunuz siz? Allah Allah. Ece. Kurallar ve disiplin hayatı kolaylaştırır. Öyle bu evde herkes başına buyruklu hareket edemez kızım. Günaydın. Hüseyin Bey kahvaltısını istiyor. Tabii ister, adam haklı yani. Bu saat olmuş, hala kahvaltı hazır değil. Neyse sen içeridekilere söyle de bizimkini bıraksınlar, önce abimin kahvaltısını hazırlasınlar. Sen dedemle ilgilen, içeridekilerin kahvaltısını ben söylüyorum. O zaman kahvaltıyı es geçelim babacığım. Özel kahvenen var mı? Evet, benim kahveden. Süpersin. Ben? Sen? Ben? Hadi o zaman. Lütfen. Afiyet olsun onlar. Babacığım. Ne Nihal'di? Yani ben yapacağımı yaptım. Daha ne yapayım? Tıkandım da zaten. Ah be abi ya, ah be abi ya. Sen niye sıkışınca hemen yalan söylüyorsun? Ya şu hale bak, hasta izlenir mi? Kahvaltı mı hazırlıyoruz, operasyona domates biber mi yetiştiriyoruz belli değil ya. Kimin çalıştıracağına ellerini çalıştır Rafet. Kolmaktan kurtardım hepimizi. Öf şu halime bak. Ay sıkıldım ben bunlardan, terliyorum, hayatta takamam bunları. Öf, fenalık geldi içime. Oğlum sen iki tane domatesi doğrayamadın yahu. Abi ne yapıyorsun sen orada, bize yardım etsene. Biz aç mı kalalım? Siz onları hazırlarken ben de kendimize sucuklu yumurta yapıyorum işte. Ay ne rahat adam. Hadi ya, bitmedi mi hala? Kızım sen neden devamlı bizim yanımıza geliyorsun? Yakalatacaksın hepimizi. Babacığım tamam, sorun yok. Evdekilerin kahvaltı iptal. Oh, Hüseyin dedeye acil kahvaltı. Dede, ay dede. Adamın ilaç saati geldi. Ay Allah, görüyor musun? Çık şuradan, çık 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 çık. Çık sonra. Haydi haydi, sonra basarız. Haydi. Kızım dur, o adama yaramaz o. Ben adamı kalpten kurtardım, siz kolesterolden götüreceksiniz. Sucuklu yumurtalar gitti. Baba, adam yaşlı, hasta. Gitti gerçekten sucuklu yumurtalar. Yumurta? Ama ben yenisini yaparım. Serdar Bey nerede? Aradım Ferit Bey ama telefonu kapalı. Tamam neyse, biz başlayalım. Sizi dinliyorum Hakan Bey. Kadının adı Hanipe. Hanipe Yücekaya. Bir ay önce otel bölümünde çalışmaya başlamış. Boynunda güvenlik kartı olduğu için de kimsenin dikkatini çekmemiş. İşin iç yüzünü öğrenmeden polise gitmeyin. Kendi güvenlikçilerimiz araştırsın. Olay basına yansımasın. Araştırırlar efendim.
İnsan kaynaklarına verdiği adresi bulamadılar. Telefonuna dolu açılmıyor. Ferit Bey ya özellikle içimize sokuldu... ...ya da içeriden biri tarafından satın alındı, öyle mi? Kim ya bizden bu kadar nefret eden? Düşmanımız kim? Bulacağız Ferit Bey. Eğer kamera görüntüleri silinmemiş olsaydı daha çok bilgi edinebilirdik. Bunlar nereden çıktı o zaman? Serdar Bey, bizimle içeriden birilerinin uğraştığını öğrenince herkesten habersiz bütün odalara ikinci bir sistem kurdurmuş. Görüntüler o kameranın kaydettikleri. Serdar Bey işlerin başındayken size pek ihtiyaç olmuyor galiba Hakan Bey. Bölmüyorum değil mi? Ferit, görüşeceğimiz beyefendi geldi, bizi bekliyor. Tamam, geliyorum. Günaydın. Hüseyin Beyciğim, kahvaltınızı getirdim. Ama siz sucuklu yumurta yapmışsınız Canan Hanım. Ben size listeyi verdim. Hüseyin Bey'in bunları yemesi yasak. Mis gibi kokuyor vallahi. Yerim ben bunu. Ama Hüseyin Bey... Bırak kızım şöyle. Böyle tatsız tuzsuz şeyler yemekten yemek tadını unutmuşuz. Hay yaşayın Hüseyin Beyciğim. Rahmetli babam da yeğeni yanağından belli olur derdi. Şu halinize bakın. Kuru kuru yemekten renginiz benziniz atmış. Yapmayın Canan Hanım. Bunlar Hüseyin Bey'e yasak. Rahmetli dedem 90 küsür yaşında vefat etti. Ayıptır söylemesi. Avuç avuç tereyağı yerdi. Vallahi adam bir güne bir gün hastane yüzü görmedi. Benim dedem de öyleydi. Mis, mis, mis. Ya özlemişim şu tatları. Oh, afiyet şeker olsun. Ay ben size akşam paça çorbası da yaparım. Şöyle iliğiniz, kemiğiniz güçlensin. Yapar mısın gerçekten? Yaparım tabii. Hem de en alasını yaparım. Yapmayın. Yaparım. Yapmayın. Hayır. Yapmayın Hüseyin Bey. Ben doktora ne derim? Akşama yemeğe paça çorbası var. Kaçırmasın diyor de. ...ne kadar hassas olduğunu anlamışsınızdır umarım. Ben zaten Tuncay Bey'e ön bilgi verdim hayatım. O zaman önceliğimin gizlilik olduğunu fark etmişsinizdir. Şayet gerçek Ece bulunursa bile kendisinin haberi olmayacak. Önce ben bileceğim. İşimiz bu Ferit Bey. İçiniz rahat olsun. Dosyada Ece Öztürk'ün en son kaldığı adrese ulaşıldığı yazıyor. Ha evet, biz oraya gittik. Yaşlı bir kadınla kızı mı torunu mu ne beraber yaşıyorlarmış. Zaten 6 ay önce de ortadan kaybolmuşlar. Demek ki en başından başlayacağız. Tuncay Bey, bana Ece Öztürk'ü bulun. Gelişmelerden size haberdar edeceğim Ferit Bey. Teşekkür ederiz. Neden öyle söyledin? Ne dedim? Gerçek Ece'nin bile bu olanlardan haberi olmasın. Çünkü gerçek Ece'nin dedeme peri kadar şefkat gösterip gösteremeyeceğini bilmiyorum. Ece? Efendim? Eve çabuk alıştım bakıyorum. Yani evet. Gören de yıllardır bizimlesin sanır. O işte. Yani değişikliklere kolay alışıyorum ben. Tabii. Yıllarda oturup jiplere binmeye kim alışmaz ki? Eski hayatına dönmekte zorlanacaksın bu gidişle. Siz dert etmeyin yengeciğim. Ben ona da kolay alışırım. İş için de öyle demiştin ama bak... ...başımıza ne işler açtın. Ferit'in dedesiyle arası bozuldu. Bak çocuk otelde kalmak zorunda kalıyor. Oteli uğrattığın zararı saymıyorum bile. Ben sadece yardım etmek istemiştim. Ya koskoca iki koç oğlu, acemi bir kızın yardımına mı ihtiyaç duydu? Öyle mi? Ece çok safsın. Ya da kendini dev aynasında görüyorsun. Ben senin için söylüyorum. Daha fazla mahcup olma diye. Ben biraz hava alayım. Ece ne oldu? Anne ne dedin kıza?
Hiç canım. Ben nasihat ettim biraz. Yanlış anladı herhalde. Ece. Ece dur, nereye kaçıyorsun? Odama gidiyorum ben ya. Çok kötü bir yalancısın. Annem mi canını sıktı? Onun bu konuda altın madalyası var. Ciddiye alma. Ama kadın haklı. Benim işlerinize karışmamam lazımdı. İşlerimize neden karışmayacakmışsın ki? Ben ne anlarım otel yönetmekten Serdar? Ben de anlamıyordum ki. Dedem kafama vura vura öğretti. Ya aynı şey değil. Siz onunla büyüyen torunlarsınız. Ben hayatınızda yoktum ki. Teknik açıdan Başak'la ben torun değiliz. Yani Hüseyin Koçoğlu bizim amcamız. Nasıl? Ama dede diyorsunuz. Ferit'ten öyle gördük, biz de öyle söyledik. Babamla arasında çok yaş farkı var. Hem onun hayata hazırlık yöntemi direkt suya atmak. Anneme kalsa ömür boyu sahilden yüzenleri izlerdik. Onun yüzünden ben bisiklet kullanmayı öğrenemedim. Nasıl? Ne yaptı ki? Dedem. Ben dün birdenbire çıktım yanından. Kusuruma bakma ne olursun. Kusuru bana yapmadın ki oğlum. Neyine bakayım? Olsun, yine de öyle davranmamam gerekiyordu. Ben seni biliyorum oğlum. Ama kuzenin bilmiyor hala. Kendini hala güvensiz ve ürkek hissediyor bizim aramızda. Senin ona sahip çıkman lazım. Gönlünü al kızına. Peki. Kocaman bir bisiklet. Üstünde küçücük ben. Annem binme şuna, bir yerini kıracaksın diyor. Ben inazına biniyorum. Odama çıkarttı bisikleti. Halının üstünde sürecekmişim. Aklınca beni koruyacak ya. Sen ne yaptın? Ne yapacağım? Koca bisikleti pencereden çıkartmaya çalışırken kolumu kırdım. Böylelikle bisiklet maceram son buldu. Seninki iyi yine. Ben ne yaptım? Adamın otelini batırdım. O kadar karışmayın dedi bize. Ama biz ne yaptık? Otelimizin doluluk oranını %100'e çıkarttık. Neticeye bakacaksın. Bravo Serdar. O netice neredeyse otelimizin imajını yerle bir ediyordu. Ve bu durumun sizi bu kadar eğlendirdiğini görmek çok güzel. Toplantı. Çok şükür kazası belası atlattı sabah. Siz ne yaptınız sanıyorsunuz Canan Hanım? Hüseyin Bey'in bu tip şeyler yemesi yasak. Lütfen bundan sonra listeye uygun davranın. Siz, ha? Bu ne disiplinsizlik? Abime sucuklu yumurta yapmışsınız. Öğle yemeğinde de paça pişirecekmişsiniz. Tövbe bismillah. Evet. Hüseyin Bey paça çorbasını çok seviyormuş. Hasta bu adam, hasta, bilmiyor musunuz? Biliyoruz tabii, biliyoruz. Ama paça çorbası her derde devadır. İliği, kemiği güçlendirir. Siz bunu bilmiyor musunuz? Ah! Yeter! Allah'ım sen bana sabır ver. Hepiniz derhal Cüneyt Bey'in odasına. Allah'ım sen bana da sabır ver. Canan, aferin sana. Hüseyin Bey'i bir an önce öldür ki şu işkence hepimiz için bitsin, değil mi kızım? İyi abi, adamın rengi ruhsarı atmış, görmüyor musun? Ay onun yediklerini normal sağlıklı adam yese hastalanır vallahi. Ay ben ona davul fırınımla bir yemekler yaparım, bir yemekler yaparım. Allah seni davul etmesin ya. Hadi toparlayın buraları.
aynı şeyi söyleyip başka şey anlıyorsunuz. Birbirinizi dinleseniz gül gibi geçineceksiniz ya. Boş ver Serdar ya. Kuzenim kendini gayet açık ifade ediyor bence. Serdar, Hakan Bey seni bekliyor. Sen bir git baksana, ona bir şeyler gösterecekmiş. Birbirinizi yemeyin bak. Tamam, ya da yiyin ya. Ancak öyle anlaşacaksınız siz. Dün yaptığım şey doğru değildi. Yine de yapmaktan geri kalmadın ama. Peri, ne düşünmemi bekliyorsun Allah aşkına? Hayatıma girme sebebin belli. Sen dedeni kandırmak için beni hayatına soktun. İstersen o konuyu hiç açmayalım. Neyse. Her şeye rağmen dedemi bırakıp gitmediğin için teşekkür ederim. Gitmedim değil. Gidemedim. En azından aramızdan birisi insan olsun, değil mi? Ne? Ben yani insanlıktan nasibini almamış gaddarın biriyim yani, öyle mi? Sen beni böyle mi görüyorsun? Dün yaptıkların pek insanca değildi ama. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir insanın senden özür dilemeye gelirken bile çelik yelek giymesi lazım. Sen özür dilemeye kavgaya gelir gibi gelirsen o çelik yeleği giymek zorunda kalırsın. Sonuç olarak benim özrümü kabul etmiyorsun yani, öyle mi? Çok anlayışlısın gerçekten. Bak, zaten kovulduğum yerde kalmak yeterince can sıkıcı. Lütfen işleri daha fazla zorlaştırma. Tamam, biliyorum. Dedem için kaldığının farkındayım. Aynen. Şimdi burada seninle vakit kaybetmek yerine onun yanına gidiyorum. Ha. Bu arada otelini zarara uğrattığım için özür dilerim. Bir daha işlerine burnumu sokmayacağım. Atacağım kafasına ya. Gıcık. Ferit Bey ailesine gerçekten çok bağlı. Onunla evlenmek, ailesiyle de evlenmek demek bence. Ah Sinem'ciğim, kadınların gücünü fazla küçümsüyorsun. Cici gelinlik yüzüğü takana kadar. Hem dede iyileşti. Şu Ece meselesini de hallettik mi? Ece Hanım'ın ne meselesi var ki? Yani aileye alışması falan filan. Alışamıyor mu aileye? Sinem, yani sanki hiç tanımıyorsun. Koçoğlu ailesine alışmak mümkün mü? Yıllardır evlerine girip çıkıyorum. Hala dış kapının dış mandalı gibiyim. Of! Arkadaşlar, iyi niyetinizden bir şüphem yok. Ama bu evin de bazı kuralları var. Eğer bu evde uzun süre çalışmak istiyorsanız evin kurallarına uyacaksınız. Elmas, bu konuyu karşılıklı görüşerek çözebileceğimize inanıyorum. Abime sucuklu yumurta yedirdikten sonra biraz şüpheliyim Cüneyt. Ya zorla yedirmemişler ki. Abimin canı çekmiş. Vallahi öyle oldu Cüneyt Bey. Aynen dediğiniz gibi. Yani tavayı öyle bir silip süpürdü ki yıkamadan al rafa koy yani. Canan Hanım, abime beslenme listesini veren profesör unvanlı doktor. Şu kadarını söyleyebilirim. Kız kardeşim de yemek konusunda neredeyse profesördür Elmas Hanım. Aa, yeter. Size ne söyleniyorsa yapacaksınız. Ne eksiği ne fazlası. Ayrıca siz niye her yer üçünüz birden koşturup gidiyorsunuz? Görev dağılımı yapmadınız mı canım? Efendim, çünkü biz hiçbir işi... Hiçbir işi yarım yapmak istemiyoruz. Çabuk bitsin diye efendim. Evet, bu sabah gördüm ne kadar çabuk olduğunu. Nihat Bey, bundan sonra ben dışarı çıktığımda bana siz eşlik edersiniz. Ağzınıza sağlık Cüneyt Bey. Yani trafikte kilitlenme falan olursa arayolları çok iyi bilirim. Bir dönem minibüsçülük yaptım da. Efendim? Yok, ben dayanamayacağım. Müsaadenizle. Canan. Paça çorbasından bana da bir tas ayırın.